dallanmış, zincirli amino asitler anlamına gelen BCA, ağırlık çalışması yapan vücut geliştirmeciler arasında, kullanımı gittikçe yaygınlaşan bir besin takviyesidir. Lösin, izolösin ve valin olmak üzere 3 temel amino asitten oluşurlar. Özellikle, hacim kazanmak için kullanılır ve kas kütlesini artırmak isteyenler için vazgeçilmez bileşenler içerir. Ancak BCA takviyelerinin glutamin ve kreatin ile kullanımı, maksimum kas büyümesi için protein ve karbonhidrat dozuna göre fiyat performans açısından daha faydalıdır. Vücudun, toplam amino asit miktarının yaklaşık %35 kadarını oluşturan lösin, izolösin ve valin isimli temel amino asitler, diğer amino asitler gibi, karaciğerde değil, kaslarda parçalanır. Kaslarda bulunan amino asitlerin ise yaklaşık %15'i kadarını oluştururlar. Bu yüzden en önemli amino asitler olarak tanımlanabilecek BCA'lar, vücutta birçok önemli görevde rol alırlar. Yapılan araştırmalara göre BCA faydaları şunları içerir. 1. Protein ve kasların yapı taşına katılırlar. 2. Diyetisyen onayı ile kas yapımına yardımcı olabilirler. 3. Egzersiz sırasında yorgunluğu azaltır. 4. Kaslarda ve karaciğerde depolanan şeker miktarını korurlar. 5. Kan şekerinin düzenlenmesine yardım ederler. 6. Kas büyümesi için en büyük etkiye sahip olan amino asit lösindir. 7. Valin ve izolösin ise enerjiden sorumludur. 8. Bağırsak sağlığı ve bağışıklık üzerine de olumlu etkilere sahiptir. BCA'lar, yalnızca azotlu bileşiklerin oluşması için anahtar bir rol oynamaz, aynı zamanda glikoz ve lipid metabolizması ile protein sentezi için de önemli bir uyarandır. Bu yüzden kas proteinlerinin parçalanmasını, yani katabolizma reaksiyonlarını azaltırlar. Peki ama, BCA takviyesi nasıl kullanılmalıdır? Öncelikle, bu takviyeyi kullanmaya gerçekten ihtiyacınız olup olmadığı hususunda emin olmak için, bir diyetisyenden yardım almalısınız. 10 gün boyunca, kilo başına 200 mg BCA takviyesi kullanımı, özellikle yoğun egzersizlerden sonra, kas hasarı açısından etkili olarak görülmüştür. Bu miktar, 80 kilogram kütleli biri için 16 grama karşılık gelmektedir. Bununla birlikte, bazı araştırmalara göre, günde 35 gramdan fazla kullanılması durumunda toksik etkili olabileceği bildirilmiştir. BCA, kullanımının diğer yan etkileri ise, mide bulantısı, baş ağrısı ve kan şekeri değişikliği olarak bilinir. Bu nedenle kullanmayı düşünüyorsanız mutlaka doktorunuza danışın.